Öncelikle kendinizi bir tanıtarak başlayın. Evet, Şırmız Dolu anne. Evet, adaylar için neler diyeceksiniz? Adaylar için neler diyeceğim? Ben adaylar için geçen bir sene çok karışım bir ortam girdi bizim Urfa'ya. Urfa'daki bizim yani belli okumuş hukuk insanlarımız çoktu. Biz de onlardan birine aday olmasını çok istiyorduk. Fakat hangi partiye bakarsak bir daha nerede bir arkadaşı, nerede bir dostu varsa onu başımıza getiriyor. Şu an mesela ben Celalettin Göncü diyeyim. Sayın AK Parti'nin adayı. AK Parti'nin adayı olduğu için. Yani ben şu an ben gerçekten böyle şeye çok karşıyım. Yani biz Urfalı olarak kendi bildiğimiz bir şehri, kendi bildiğimiz bir halkı seçsek bence ondan daha iyidir. Yani biz halkımızda tarafız. Bizi anlayın. Yani AK Parti şu an Celalettin Güvenç'e göstererek hata mı yaptı diyorsunuz? Bence çok büyük bir hata yaptı. Çok da ben güzel sevdim yani. Şimdi BDP Osman Baydemir'i getiriyor. Belli bir insandır. Halkın içinde olan bir insandır. Yani şu an bütün tercihlerimiz Osman Baydemir'e yönlendirmişiz. Yani AK Parti'nin kazanma şansı düşük mü diyorsunuz Urfa'da? Vallahi bence çok düşük. Yani ben şunu söylüyorum da. Yani bak böyle halka bakınca, halkın içinde dolaşınca bazen seçimle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yani kimleri seçelim, kimi getirelim, kimler olsun. Ama öyle bir AK Parti'nin Urfa'da bizim bölgede seçmedik adaydan dolayı biz Celalettin Güvenç'e bayağı karşıyız. Peki Güvenç hani biliyorsunuz eski valiydi. Valiyken neler yaptı biliyor musunuz? Valla fazla gündemle öyle bir şeyim yok ama ben hiçbir şeyini görmedim yani böyle. Ben daha bir vali olarak bir de bir belediye başkanı aday olmuş. Daha ben esnafta ziyaret yani bugün Eyüpiye bölgesi hemen hemen Urfa'nın yarısı demektir. Ben daha Urfa'da bu bölgeye dolaştığını görmemişim. Peki teşekkürler size. Öncelikle kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Hüseyin Kılıç. Şu an 22 yıldan beridir Eyüpiye'de ikametgah ediyorum. Eyüpiye'de yaşıyorum. İşte halkın içinde dolaşıyorum. Bu seneki seçim startının fikirlerini araştırmaya girdiğimde gerçekten biz Eyüpiye halkı olarak bugün bu seçimi çok karışık bir seçim olduğunu herkes o şekilde o gözden bakıyor. Yine de diyorum bizim toplumumuza, bizim halkımıza hizmet yapabilecek biri olsa seviniriz ama ne yazık ki bugün mesela diyelim iktidar partileri olmak üzere AK Parti diyebilirim. Celalettin Güvenç'in bir vali makamından indirip belediye başkan adayına atanması gerçekten Urfa halkı olarak herkes tepki göstermektedir. Herkes bu sisteme karşıdır. Bugün Urfa halkı içerisinde AK Parti'ye adayı olan bir sürü bürokrat insanlarımız oldu. Bir sürü halkın içinde yaşayan insanlarımız oldu. Nedense bu insanlarımız hepsi resmen diskalifiye edilerek tek başına direkt valiyi getirip bizim Urfa halkın başında bir belediye başkanı adayı olarak direkt göstermesi gerçekten bir Urfa halkı olarak bayağı bir tepki gösterilmektedir ve AK Parti içinde büyük bir kayıptır. Bu esnada siyasi partilerin içerisinde şu an büyükşehir belediye başkan adaylarının içinde gerçekten oy potansiyeli gözde olarak halk bu dönemde HDP'nin gerçekten AK Parti'yi ciddi bir rakamla sıkıştıracağını herkes o düşüncededir yani. Onu diyebilirim. Peki teşekkür ederim. Kendinizi bir tanıtarak başlar mısınız? İsmini söyleyebilir misin? Evet, bu Urfa'daki partilerle ilgili neler diyeceksin adaylarla ilgili? Valla partiler hoştur, güzeldir. Ta ki bizim dilimiz asimilasyon olana kadar bizim dili söyleyecek partileri daha
önde tutuyoruz. Bizi tanıtacak partileri daha önde tutuyoruz. AK Parti'nin adayıyla ilgili neler söylüyorsun? AK Parti adayları sistemin partisidir, sistemin şeysidir, sistemin kendi olanaklarını kullanıyorlar. Halktan yana hiçbir şey yapmıyorlar, halktan yana hiçbir imkan sağlamıyorlar. Sırf hep sistemden, devletten yanadır. Halkı seven kimse biz onu severiz. Yani AK Parti'nin güvenci adayı göstermesini yanlış mı buluyorsunuz? Validir, devlet adamından millet adamı olmaz ki. Neticede devlet adamıdır bir vali. Peki, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Şahin Saksın. Evet. Urfa'daki seçimle ilgili neler diyeceksin? Seçimle mesela hangi aday diyorsunuz? Yani bütün siyasi partiler, AK Parti, BDP, MHP. AK Parti yani. AK Parti'nin adayını nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum. Yani yabancı aday gösterdiler. Ben iyi görüyorum. Ben AK Parti. AK Parti'ye her zaman güveniyoruz. Başka? Projelerini de ben dinledim Sayın Vali'nin. Gayet olumlu yani. Yani AK Parti'nin Urfa'da kazanacağını düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum.